Soğanlı mı soğansız mı tartışmalarını geride bırakan, mutfağımızın ve kahvaltılarımızın en önemli lezzetlerinden biri menemen için artık en önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz ki maliyeti. Efendim bir tava menemenin maliyeti ne kadar yerinde öğrenmeye geldik. 4 kişilik bir aile için menemen yaptırmak istiyoruz. Kaç tane domates gider? 6 tane gider. 6 domates. Beyefendi 6 domates alabilir miyiz? 6 tane domates. Peki kaç tane bir biber kullanmamız gerekiyor? Şöyle 300 gram falan da biber olsun yeterli ona. 300 gram biber. Peki kaç tane soğan gerekiyor? 2 tane yeterli. 2 tane de soğanımızı oradan alıyoruz. Yumurta ve ekmek eksiğimiz kaldı. He, yumurtayla ekmeği de alıyorsun. Bir yumurta ne kadar? Tanesi 1,5. 1,5 lira. Kaç tane yumurta gerekiyor? 4 veya 5 tane. Yumurtadan sonra 2 tane de ekmek alalım. Ne yaptı bura? 18. 18. 2 de ekmek. 3,5 lira ekmeğimiz 21,5. 21,5 lira 4 kişilik bir ailenin menemen maliyeti. Menemen kimi soğanlı sever, kimi soğansız. Sen mesela soğanlı mı istiyorsun, soğansız mı, kuru soğanlı? Elime soğanı aldım. Şöyle bol soğanlı bir menemen yemek istiyorum. Tamam, soğanı kilosu ucuz. Bol soğanlı diyorsan içine 1 kilogram kuru soğan 2-2,5 gibi fiyatı hesabını beraber yapalım. 1 kilo da domates 7 lirada onu hesapla 9-9,5. 250-300 gram da biber gider buna. 2-2,5 da bu gider. 12-13. Ekmek 1,75 oldu tabii en son gelen zamlardan dolayı. Ortalama 15 lira gibi bir fiyat, yumurtayla beraber 20 lira gibi bir fiyat çıkar. Yani 4 kişilik bir aile menemeni 20 liraya mal oluyor. Peki sizce fiyatlar nasıl? Fiyatlar, şimdi bir hesap yapacak olursak, yağ fiyatlarından başlayalım. 35 lira olan giden seneki satmış olduğumuz zeytinyağı bu sene 70 ila 85-86 milyon arası. Bu zamlar neye göre hesaplanıyor? Bir onu araştırmak lazım. Bu meyve zepte fiyatları mevsimine göre düşer de çıkar da. Mesela yazın bol olur, ürün çok olur, düşer fiyatlar. Kışın yetiştirmek biraz daha maliyetli olduğundan dolayı biraz fiyatlar yükselir kışın. Peki vatandaşın bu fiyatlara, menemen fiyatlarına, sebze meyve fiyatlarına tepkisi nasıl? Nasıl karşıladılar? Valla vatandaşın nasıl karşıladı? Fiyatlar çok yüksek. Vatandaş zaten bu fiyatlardan dolayı isyanlarda. Menemeni bırak şimdi her adam yiyemez işin açıkçası. Şimdi asgari ücretine çalışan bir vatandaş her akşam veyahut da sabah menemeni yasın. Nasıl yasın? Simidi bulursa Allah'ına şükretsin. Peki vatandaşın alım gücü ne durumda? Geçtiğimiz yıla kıyasla vatandaşlar sebze ve meyveyi rahatlıkla alabiliyorlar mı? O sebzeyi, meyveyi şu anda almaları çok zor. Giden sene mesela biraz önce konuştuk yağ fiyatlarından en ufak şey. Her şey en az 2'ye 3'e katladı. Şimdi bura bir gelen vatandaş en az yarım saat alışveriş edebilmek için beklerdi. Şimdi görüyorsun sinek avlıyoruz. Öyle fazla bir talep yok.